diyorsunuz. Bu yiyeceğe yönelik. Ama gerçekten de tespitiniz doğru. Çok nadir böyle bir araya gelirler bunlar. Aman ya Rabbi. Kabaklı göleti özellikle kuş çeşitliliği için çok anlamlı. Burası kampüs alanı içinde olması dolayısıyla güvenli bir yer. Avcılığın olmadığı bir yer. Kaçak avcılıkları saymazsak ondan dolayı pek çok tür ördeklerden, kıyı kuşlarından, su kuşlarından, yırtıcılardan pek çok tür bu alanı kullanıyorlar. Biz bunları bir arada görme şansına sahibiz. Bazen onlarca ördek türü ya da genel söyleyecek olursak 30-40 türü aynı anda görme imkanımız var. Bunu sağlayan unsur birincisi güvenlik. Kuşlar için bir vaha olarak, bir sığınılacak mekan olarak ya da barınılacak bir mekan olarak görülmekte. Bunun dışında göletin sunduğu imkanlar var. Çevrede işlenmiş tarlalar var, tarım alanları var. Bir kısmı bu tarlalarda besleniyor. Bir kısmı ise göletin kenarındaki kıyıda geniş bir kıyı şeridi var. Rahatlıkla yiyecek de arayabiliyorlar. Dolayısıyla hem güvenlik hem de yiyeceğin olması kuşlar için burasını cazibe merkezi haline getiriyor. Dicle Üniversitesi kuş cenneti ifadesini hak etmişti. Şimdi de bunun bir başka yönünü görmüş oluyoruz. Kabaklı göleti sayesinde de ayrıca büyük su kuşları da barınıyor. Daha demin biz küçük akbalıkçılığı ve büyük akbalıkçılığı gördük. Bunlar daha önceki yıllarda göçmen türlerdi. Ama şimdi artık Diyarbakır'da yerli tür statüsünde değerlendirilebilir. Çünkü buranın güvenliği ön plana çıkıyor. Diğer göletlerin de sunduğu imkanlar var ama güvenli değil. Avcı baskısı özellikle çok şiddetli. Dicle Üniversitesi kampüsü bu güvenli ortamı sağladığı için Kabaklı Göleti tür zenginliği açısından ön plana çıkar.